Evet. Benim bugünkü vermek istediğim sohbet biraz kaldırım kültürü tarzında olacak. Biraz sataşmalı olacak. Bunu da gönül rahatlığıyla yapacağımdan emin olabilirsiniz. Hamd, Hakk'ın 99 isminin bir tek isimde Allah ismi celalinde toplanan zata mahsustur. Salat ve selam ise bütün peygamberlerin toplanma mertebesi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Şimdi benim özellikle inananlar üzerinde dikkat çekmek istediğim bir şey var. Bu yaklaşık 3-5 senedir benim zaten gönlümde. Bu kitapları önüme almamın sebebi bu konudaki sıkıntı gördüğüm hadiseyi buradan birkaç tane ayetle delillendirmek için bunları önüme aldım. Şimdi ortalıkta ciddi bir şekilde İslam adına ve Allah'ın dostları adına acayip hükümler, acayip bir kelam savaşı ve muazzam bir kulluktan uzak kalan bir iman edenler grubunu ben yaklaşık 3-5 senedir görüyorum. Bir hadisi şerifin doğruluğu konusunda bütün rivayet edenleri İslam alimleri tarafından gözden geçirilirken ve rivayet edenlerin hayatında şaka yollu dahi bir torununu ya da bir evladını onu sevmek amacıyla gel yavrum sana bir işte simit alacağım, çikolata alacağım diyerek çocuğa yaklaştığını bile alimler yakalasa bu hadisin altına o bir kişiden sebep gelen bütün rivayet eden zatları da silerek hadisin altına bu zayıf hadistir deniliyor. Doğru mu? Doğru. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini bir zatın şaka yollu yapmış olduğu bir hadiseden dolayı silip atarken ve biz de buna eyvallah derken ama İslam adına Resulullah Efendimizin hiç bahsetmediği, eğer bahsettiyse de ben bilmiyorum, bilen varsa da hemen noktayı koyalım söylesin. Çok da memnun olurum, bir şey öğrenmiş olurum. Vahdedi vücuda dair, eşyanın hakikatına dair, avama ki avam dediğimiz de onun zamanında yaşayan sahabiler bahsetmemiştir. Bahsettiyse de bunu kaleme almamışlardır. Onun hadislerinde rivayet edenlerin hayatına gösterdikleri hassasiyeti Muhittin Arabi Hazretleri gibi, işte İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, işte İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bu büyük insanların selam olsun cümlesine Allah sırrını kutsiyetlerine aktırsın. Bizi de onların şefaatine inşallah nail eylesin. Onların yazdıkları bu kitapları şerh edenlerin hayatlarına bu bakış açısıyla yaklaşmıyorlar. Ya kardeşim, az evvel bana iki cihan serverinin hadisini rivayet edenlerin hakkında şaka yollu bir durumdan dolayı bir hadisi attın çöp tenekesine. Haşa. Öbür taraftan Muhittin Arabi Hazretlerinin Resulullah Efendimizin hadisinin çok daha ilerisinde işin özünden, hakikatından çok önemli nokta. Yani direkt itikada, yani direkt kalbe inecek olan uzun sohbetler veren bir zatın kitabını şerh eden adamın hayatına baksa bırak bir tane şaka yollu belki 1.000 tane yalan bulursun. Ama bu kitabı bana veriyorsun. Benim Kur'an'ın ayetlerine bakarken mesela Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Devemin ipini kaybetsem onu Kur'an'dan bulurum der. Değil mi? Ya bu kadar hazineyi her bir şey içinde
bulunduran bir kitabın içindeki ayetlere bu kadar zavallıca bakma hadisesini ben bizde gördüm. Yazıklar olsun bize demekten kendimi alamıyorum. Ben de bir şey görmüş anlamış değilim. Benim anladığım şu. Ben hakikaten anlamadığımı anladım. Müşriklerin Kur'an'da ayetlerle bildirdikleri, verdikleri cevaplar. Mesela örneğin Ashab-ı Kehf'te. Benim çok bu dikkatimi çekti. Buradaki bir sözü, bir ayeti sizinle paylaşmak istiyorum. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Zülkarneyn'den soruyorlar. Zülkarneyn'e inananlar içinde bilen var mı? Detayını bilen yok. Ben teferruatına girmiyorum. Bunun çok çünkü vakit alır. Başka bir tarafa geçeceğim. Şunu anladım. Müşriklerin mesela Kehf suresinde Zülkarneyn aleyhisselamla ilgili ayetlere bakabilirsiniz. Oradan çok rahat ne sorduklarını da görürsünüz. Ne cevap aldıklarını da görürsünüz. Müşrikler diyor sana Zülkarneyn'den soruyorlar. Şimdi diyor biz sana onun kıssasını anlatacağız diyor. Ya arkadaş, Bakara suresinde geçtiğini sanıyorum. Bu surenin içinde Rabbül Alemin şöyle buyuruyor kullarına. İsa'yı da an, Musa'yı da an, Davut'u da an, Zülküf'ü de an, Zülkarneyn'i an, Yunus'u an, Yusuf'u an, Yakub'u an, Eyyub'u de an diye kullarına Efendime sözüm Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla inananlara bunların anılması gerektiğinde vaaz ediyor. Ya bunları anın diyor. Ya bunları anın da şimdi bu benim anmam işte çok meşhur bu kahramanı anmak anlamında değil bu. Yani burada anmada bir kasıt var. Anlaşılması gereken mesela insanın gönül kapılarını açacak pencereler oluşturacaktır muhakkak. Evet. Muhittin Arabi Hazretleri'nin pardon özür dilerim Geylani Hazretleri'nin Geylani tefsiri bu. Bu tefsir çıkalı sanıyorum 3-5 sene falan oldu. Bu tefsirde diyor ki yine sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki size ondan bir miktar okuyacağım. Zülkarneyn'in kıssalarından birazını size anlatacağım. Bunu bana Cenab-ı Hak kitabı mucizinde vahiy ile haber verdi. Zülkarneyn Rumlu El Filkos oğlu Büyük İskender'dir. Kendisine Zülkarneyn yani iki uç sahibi denmesinin sebebi onun dünyanın iki ucunu yani doğusunu ve batısını dolaşmış olmasındandır. Onun veliliği ve peygamberliği konusunda ihtilaf vardır. Cenab-ı Hak onun hakkında şöyle buyurmaktadır. Makamımızın cömertliğimizin ve fazlımızın azametinden dolayı biz onu yeryüzünde sapasağlam kıldık. Onun için dünyada büyük bir kudret ve sağlamlık takdir ettik. Onu desteklemek ve kuvvetlendirmek için her şeyin yolunu vasıtasını ona verdik. İstediği şeylere ulaştıran vesileleri ona bağışladık. Arzu ettiği bir şeye ulaşmasını sağlayan araçları ona hazırladık. Onu maksatlarına vasıl olmada muvaffak kıldık. İskender hemen bir yol tuttu ve böylece sağlamlık ve maksadına ulaşmada yine bizim ona ihsanımız sayesinde bize güvenip dayanma yolunu ve vasıtasını öğrendi ve ona tutundu, sarıldı. Sonra batıya doğru gitmek istedi. Bunun vasıtası yoluna tuttu. Ta ki güneşin bastığı yere ulaşınca, güneşin kendisine değil de onun gözden kaybolduğu yere vasıl olunca orada öyle bir topluluğa rastladı ki orası okyanusun sahiliydi. Onlar tam sınırdaydılar ve daha batıda herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyordu.
onu orada siyah balçıklı bir su gözeneğinde batar gibi gördü. Zülkarneyn orada güneşi adeta balçığın bir gözeneğinde batıyormuş gibi hissetti. Hamiyetin kelimesi bazı kıraatlerde sıcaklık anlamına gelen şeklinde de okunmuş. Bu durumda mananın sıcak ve hararetli, yani kızgın bir göz anlamına gelmesi caizdir. Yani orada güneşin batması bu vasıflardaki kızgın bir gözün görüşünde batması gibidir. Nokta. Aksi halde güneşi yeryüzünün tamamı kuşatmazken onun küçük bir parçasında batması mümkün değildir. Zira gök bilimcilere göre yeryüzü güneşin bir parçası gibidir ve 166'da biridir. Ayet yine orada bir topluluk gördü. Tefsir: o topluluk kafir idiler ve sani, her şeyi güzelce var eden ve hakim, mutlak hüküm sahibi, yaratıcıya inanmıyorlardı. Elbiseleri hayvan derisinden yapılmaydı ve yiyecekleri de deniz dalgalarının kendilerine getirdiği ölmüş deniz hayvanlarıydı. Zülkarneyn onların yanlarına varınca kafir olduklarını gördü. Bir yere geliyorum da onun için okuyorum. Onlar hakkında yapması gerektiği şey hakkında yine bizden bir inayet ve yardım olmak üzere onu serbest bıraktık. Şöyle dedik, ona nida ederek şöyle ilham ettik: ey Zülkarneyn, bu inkarcı toplum hakkındaki seçim senin. İstersen onlara azap edersin, küfürleri yüzünden onlardan bir kimse kalmayıncaya kadar hepsini helak ederek cezalandırırsın. İstersen haklarında bir güzellik yolunu tutarsın. Diğer müminlerde olduğu gibi onlar hakkında da şer'an ve dinen güzel olan bir tarz benimsersin. Zülkarneyn onlar hakkında verilecek kararda serbest bırakılıp onların durumları kendisine bırakılınca Cenab-ı Hakk'ın kendisini yaratmış olduğu adalet ve insaf karakteri gereğince dedi ki, önce onları imana davet edeceğim. Tevhid ve irfanı onlara telkin edeceğim. Kim ki zulmederse, kibirlenerek küfründe, heva ve hevesine tabi olmada ısrar eden olursa onu cezalandırırız. İslam'a davet edildiği halde kabul etmediği için had cezasıyla onu dünyada öldürürüz. Ayet, sonra da o kişi Rabbine döndürülür ve o da onu görülmedik bir azab ile cezalandırır. Kıyamet günü Cenab-ı Hak da dünya ehlinin hiç bilmediği bir azab ile onu cezalandırır. Onlardan her kim de inanır ve salih amel işlerse, iman eden ve imanının gereği olarak sağlam, düzgün ve güzel davranışlar sergileyen, kimsenin halini de biz düzeltiriz ve onu dünya hayatında biz gözetiriz. Onun için en güzel karşılık vardır. O kimse kıyamet günü mutlak ata ve ihsan sahibinin huzurunda en büyük sevaba, en yüce mertebeye ve en bereketli karşılığa nail olacaktır. Buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Bu ayetlerin gelişinde benim dikkatimi çeken, ya benim öğrenemediğim, sizin de öğrenemediğiniz, tevazu yapmayalım. Hiçbir peygambere verilmemiş cezalandırma yetkisi veriliyor Zülkarneyn Aleyhisselam'a. O topluluğa diyor, istersen azap edersin, İstersen azap etmezsin. İstediğin cezayı uygulayabilirsin diye bir kuvvet verilmiş bu zata. Ve bu zatla ilgili hiçbir İslam alimi de ne bir veliydi ne de bir peygamberdi diye bir yorum da getiremiyor. Ya bu Kur'an bize bir öğüt değil mi? Bu Kur'an-ı Kerim'in, Kelam-ı Kadim'in içinde birçok ayette hiç akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Hala düşünmeyecek misiniz diye birçok ayetin sonunda bizi akletmeye, düşünmeye sevk etmiyor mu? Ediyor. Ya kardeşim, ben bu Zülkarneyn Aleyhisselam'ı
eğer bu sohbeti YouTube'dan herhangi bir yerden dinleyen bir alim, bir büyüğümüz olursa bu Zülkarneyn'in kim olduğu konusunda bize yardımcı olsun. Bunun mükafatını muhakkak ahirette alacaktır. Bu Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzünde. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşan bir kitap. Tam orta cüzde. Orta sınırda. İçine baktığın zaman Ashab-ı Kehf bu cüzün içinde, Kehf suresinde. Ashab-ı Kehf'in de onun da kıssası çok muhteşem bir kıssa. İbret alınması, yani bir şeyler öğrenilmesi gereken bir kıssa. Bu insanlar, bu önemli insanlar bu hayatları yaşayıp da Rabbül Alemin de bunları Ahmet gibi, Mehmet gibi, bizim işte memleketimizde, dünyamızdaki yazarlar gibi bunu kitap yazarak hani insanlar okusun da ne güzel şeyler yazdı desinler diye kelam-ı kadimde bulundurulmamış. Onun her bir harfi insanlığa kesinlikle bir nasihat alınması gereken bir şeydir. İbret, işte öğreticidir. Tefekkür, irfan cephesi, sırf akılcı olarak değil, sırf fikir olarak değil, biraz tefekkür etmek lazım. Tefekkürden uzak kalan bir millet olduk. Herkes eline almış bir şey oradan anlatıyor. Anlatıyorlar da senin anlattığın bende nasıl şekilleniyor? Bu kadar cesaretle nasıl anlatıyorsun bunu? Anlatıyorsun, 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 ortada bir şey yok. Anlatıyorsun, 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 ortada bir şey yok. Şimdi getirelim, ben bu konuların erbabı biri değilim. Basit. Hani derler ya, bir güzel ağaçların bülbülü vardır. Ben de bu yolda kaldırım bülbülü gibi bir şeyim. Gönlümü vermişim ama ağzıma çok bir yere ilerlemeye çalışıyorum. Bu gönlü bir yere bağlamaya çalışıyorum. Herkesin bir ideali var. Sen bir okula bile giderken, üniversiteye bitirirken, bitirdikten sonra işte bunun master'ını yapacağım derken bile bir hedefim var kardeşim. Ya her konuda bir hedef belirledin de evlenmeden önce bile sevdiğin bir insanla, bir kadınla, bir erkekle bile evlenmeden önce bellidir evleneceğin kişi. Bununla bile evlilik sürecinde bir hedefin var ya. Evleneceksin, çoluğa çocuğa karışacaksın, o çocuklar işte Müslümansan ümmeti Muhammed'e faydalı birer bireyler olarak yetiştirmenin gayretine gireceksin. Bu hevesle, bu heyecanla yaşarsın. Ne kadar başarılı olursun Allah bilir. Allah başarılı kılsın derim inananlara. Ama bir hedef var. Evinin içinde de bir hedef var. Sokakta da bir hedef var. 40 yıllık, 50 yıllık hedeflerim var. Ya abi her şeye hedef koydum da buna niye koymadın? Allah'ını seversen. Bu yolun sonu var. Dünyaları elde tutsan, hedefine en zirvede ulaşsan öleceksin. Asıl ahiret yurduna gideceksin. Niye eline aldığın koluları karşı tarafta insanlar seni dinlerken ya da bundan beslenirken ne şekilde beslenecekleri konusunda bir korku içine girmiyorsun? Sen Muhyiddin Arabi Hazretlerinden misal anlatıyorsun bir konu. Belki farklı tecelli edecek bende. Ya da ne bileyim bir herhangi bir Allah dostundan bir konuyu anlatırken bende farklı tecelli edecek. Ben çok gördüm ben Allah'ım deyip sapıtanları 1996'da 97'de. Fususül Hikem'den bir şeyler okumuş. Tamamını okumamış. İtikat yok, akaid yok. Ehl-i Sünnet'ten zaten adam hiç haberi bile yok. Muşuna mı var bu ehl-i sünnet? Hangi peygamberin sünneti seniyesiyle kavimleri emrolundu? Bir tane peygamber söyleyin bana ki söylediklerinin, Hak Teala'nın ona verdiklerinin haricinde onun sünnetiyle de yaşamaları emrolunsun. Benim bildiğim bir tek son peygambere mahsus bir özellik bu. Hiçbir sünneti yaşanmaz hali geldi. Hiçbir ayet akledilmez, düşünülmez, tefekkür edilmez hale geldi. Ama sokaklara baktığın zaman, televizyonlara baktığın zaman maşallah subhanallah. Yer gök inliyor kelamdan, o güzel cümlelerden, o ayetlerin sıra sıra dizilişlerinden. Boşuna mı yarattı bu geceyi gündüzü? Bir bizi üzerimizdeki nimetlerini hatırlatmak amacıyla ben birkaç bir şey söyleyeyim. Ya arkadaşım, bir insan var ediyor. Bu insan için koca bir alem var ediyor. Yarattığı bu alem onun ilminin yanında çölde bir kum tanesi bile desek tövbe estağfurullah çekmemiz gerek. Benzetmek bile mümkün değil. Bir rakamla vermek mümkün değil. La teşbih dedik. Bu alem onun ilminin yanında çölde bir kum tanesi dedik.
Sen bu alemde çölde bir kum tanesi kadarı bile değil can. Bir güneş, dünya güneşin 166'da biridir derken az evvel ki gibi. Bunun yanında yıldızlarıyla beraber hepsini düşün. Sen bugün bir yola giderken eskiden bundan 300-500 sene evvel adamlar yıldızlarla yollarını tayin edip buluyorlardı değil mi? Öyle yazar. Ya sen elinde pusulayla yolu şaşırıyorsun. Bu hale gelmişsin. 2016'lı, 2000'li yıllarda. Senin yaşayabilmen için geceyi var etmiş. Uyuyup dinlenesin diye. Karanlığa bürümüş bütün alemi, göz gözü görmez. Bundan 100 sene evvel ışık yoktu. Işıksız bir gece düş. Yolunu bulasın, rızkını temin edesin, insanlarla anlaşabilesin, suretleri, eşyayı rahat görebilesin diye aydınlığı var etmiş. Bu aydınlıktan yeri göğü nasiplendirmiş. Toprağından varana kadar, insanına kadar. Bunun için bir deniz var etmiş. Denizin içinde türlü türlü canlılar var etmiş. Ana rahminden çıktığında senin için sıcak bir anne, bir baba var etmiş. Belli bir çağa geldikten sonra, buluğ çağına geldikten sonra senin için bir eş var etmiş. O eşten sana çocuklar var etmiş. Hepsi birbirini bağlamış. Evliliklere dikkat et. Eğer çocuksuz geçen evlilikler bir süre sonra boşanmalara gider. Ne kadar seviyorsan sev kardeşim. Bir süre sonra bıkar. Dünya hayatı ahiretin zıttıdır. Dünyada en güzelini al, aldıktan sonra bir süre sonra ondan bıkarsın. Ahiretteki ise baktıkça artan bir güzelliğe sahiptir. Dünyadaki mesela örnek, teşbih, bir elmayı ısırırsın, ikinci bir ısırık birinci ısırıktan daha tatsız gelir. Ahiretteki inşallah cennette gitmek cümlemize inananlara nasip olur. Oradaki bir meyveyi takdir edilen bir yiyeceği, birinci ısırdığından sonra ikinci ısırık birinciden kat kat şiddetli tat verir. Onun için dünya ahiretin tarlası olduğu gibi oradaki nimetlerle buradaki nimetlerle birbirinin zıttıdır. Bütün bu nimetlere rağmen sana yeriyle, göğüyle, gecesiyle, gündüzüyle, insanıyla, nebatatıyla, hayvanatıyla, yağmuruyla, yarattığı 4 tane mevsimiyle, ya bunlara bir yabancı gözüyle bak adam, şu mevsimlere hiç bilmiyormuş gibi bir bak, muazzam ötesi bir görüntü var. Sonbaharıyla, ilkbaharıyla, yazıyla, kışıyla bambaşka bir atmosfer. Halden hale sokuyor seni, farkında değilsin. Bu kadar nimetleri senin için var etmiş, sana hizmet etsin diye var etmiş. Bütün mükevvenat olduğu gibi sana secde edercesine hizmet ediyor. Senden ne istemiş bunun karşılığında ya? Ya usta sen beni niye bu kadar uyuttun be? Beni niye bu kadar bol kalabalık kelimelerle dünyaya bağlayıcı İslam eserleri adı altında beni her gün dünyaya bağladın? Geçen bundan 3-4 hafta evvelki sohbette şöyle demiştim sanıyorum hatırlatayım. Ya usta, herkesin künyesi yüzünde. Kul diyor, elhamdülillahi rabbil alemin der kişi. Kulumun diyor dili, kulumun diyor dili bana hamd etti. Kişi diyor, elhamdülillahi rabbil alemin der. Hak Teala Hazretleri, kulum bana hamd etti der. Ya dille hamd eden var. Allah dille hamd edenlerden muhafaza eylesin. Bizi kalb ile hamd edenlerden eylesin inşallah. Çünkü dilin söylediği farklı olup da kalbin tasdiki farklı olduğu zaman Habibim görmedin mi nefislerini ilah edinenleri buyurur. O sebeple Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'le birlikte çok enteresan olaylar bildiğimiz gibi Zülkarneyn Aleyhisselam'la devam eden ve Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı sohbet de Kehf suresinde geçer.
Ya bu Kehf suresi neymiş arkadaş? Biz artık boş lakırdılarla vakit geçirmek istemiyoruz. Biz bu Kur'an'ı tanımak istiyoruz. Ya öğrenmesek de öğrenmediğimizi, anlamadığımızı anlamak istiyoruz. İlla biri çıkar bunu bize anlatır. Bize boşa vakit kaybetmeyin. Ya biz hep beraber inşallah, Allah nasip ederse yaptığımız her an, oturduğumuz her dakika, her saniye, her salise, hedefin ne olursa olsun, 50 yıllık hedefin olsun, 100 yıllık hedefin olsun, 200 sene yaşa. Usta, adım adım gerçek hayata, ahirete gidiyoruz. Bugün burada yaptığımız lezzetli ya da çirkin yaptığımız ameller sonucunda yarın mahşer günü daha kalıcı, daha güzel, belki nur cennetlerine nail olacağız. Yani bizim ebedi hayatımız orası. Oraya faydalı, amele faydalı bilgiler konuşmamız gerekiyor. Ya bizim bu Kur'an'ı bilmemiz gerekiyor. Bizim bu Resulullah Efendimiz'i bilmemiz gerekiyor. Bize ortada çok farklı bir Resulullah anlatılıyor. Sahabiler Resulullah Efendimiz'e ne diyor? Geri alıyorum, düzeltiyorum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere ne diyor? Ben de sizin gibi bir beşerim. Ya bunu herhangi bir adam dese deriz ki şaşırmış bu. Biz düşünmüyoruz. Resulullah Efendimiz bunu niye dedi? Biz Resulullah Efendimiz'i de tanıyamadık. Ya bize kıssalarla anlattılar hep. Öyle yapmayın günahtır, böyle yapmayın sevaptır. Arkadaşım, bu kadar yedi göğü ve içindekileri, yedi kat yerin dibini yaratan zata, ya sen dünyalar kadar hayır yapsan, ya ne fayda eklersin ona? Ne ihtiyacı var senin işleyeceğin küçücük bir hayra? Ya sen dünyalar kadar günahta olsan, senin günahının ona ne kadar zararı dokunabilir? Akla şu geliyor. Benim aklıma bu geliyor. İstiyorum ki sizin de aklınıza bu gelsin. Ben diyorum ki ya Rabbi, benim işlediğim hayır en kralını işlesem senin mülkünde ne arttırır? Benim işlediğim en şiddetli şer senin şanından neye eksiltir? Ya ben ne yaparsam yapayım boşa kürek çekmiş olurum. Benden ne istiyorsun? Bu kadar nimetleri de benim ayağımın altına serdin. Bana burada okumuş, bu işin tahsilini yapan güzel arkadaşlar içinde de böyle konuşma fırsatı verdi. Herkesi çeşitli yollarla nimetlendiriyor. Benden istenen ne? Sizden istenen ne? Hiç bunu sordunuz mu kendinize? Ya da bu hocalar, bu alimler hiç kendilerine sordular mı bunu? Herkes birinin kitabını alını eline alıp benim yaptığım gibi ortaya çıkıyor. Ben avamım kardeşim, ben çıkarım. Ben alimim diye çıkmadım. Ben alırım, okurum, ahan derim. Karşında gelirsen Abdülkadir Geylani Hazretlerine toslarsın ya da onunla mücadele etmek zorunda kalırsın. Ben alırım elime kitabı, anlatırım. Derim ki ben bu konuyu buradan anlattım. Muhittin Arabi Hazretleri, buyur kardeşim bir tondan cedelleş ya da varsa bunun karşılığında bunu çürütecek bir bilgin, bir delilin bana bunu ver derim. Doğruysa ben bunu alırım, bununla amel ederim. Sonuçta ilim bize amel etmek için verildi. Sokakta şarlatanlık yapmak için verilmedi. Bu ilim beni bir yere getirsin diye de verilmedi. Bu ilim benim sana ne kadar faydam dokunacağını ya da diğerlerine ne kadar faydalı olacağı noktasında verildi. Bizim kitabımız tek bir kitap. Bütün kitaplarda tek bir kitabı anlatır. Ama biz bu bütün kitaplar tek bir kitabı anlatır derken bunu süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Buna bakmamız gerekiyor. Bunun İslam'la nerede bağlaştığını anlamamız gerekiyor. Bütün kitaplar tek bir kitabı anlattığı gibi bütün kitaplarda şer olan tek bir kitabı anlatıyor. Her iki kitap da ortada. Biri Kelam-ı Kadim, biri de Lanetullah'ın yazdığı kitap. İnsanların gönüllerine, nefislerine, duygularına, vesveseleriyle, vehimlerini kuvvetlendirerek o iç alemindeki, vicdanındaki, kalbine ilk gelen o rahmani hitabı farklı yönlere çevirmek için o da içeride yazıyor kitabı. Olayların 300'ünü kitabımızdan öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum.
bize bu kitap okuyup da sokakta, sağda, solda boş yere sarf edelim diye verilmedi. Bu nefeste bize bunun için verilmedi. Allah nefesini hayır yolda kullananlardan eylesin cümlemizi. Sonra dikkatimi çeken, ya beni düşündüren Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ardından şöyle bir giriş yapıyor. Hazreti Peygamber'e tabi olmak suretiyle marifet ve tevhid makamında hakikate ulaşmış olan Muhammedilere nokta. Bu söz Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüdür. Kendisi anlatıyor. Giriş yapıyor. Hazreti Peygamber'e tabi olmak suretiyle marifet ve tevhid makamında hakikate ulaşmış olan Muhammedilere, ona indirilmiş olan, Kur'an ile doğru yolu bulmuş olanlara, onun sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesini etraflıca inceleyenlere, marifet, hakikat, mukaşefe ve müşahedede onun durumunu, ilahi inayet miracına yükselişini, istikamet ve itidal üzere olup kendisinde hiçbir sapma ve eğrilik bulunmayan tevhid yolundaki yürüyüşünü açıklayanlara, inayeti ilahiye erbabından ve ilahi yardıma ermiş kimselerden olup da Allah-u Teala tarafından tevhid yolunda yürümeye muvaffak kılınmış kimselere, adalet ve ilahi ölçü üzerine inmiş olan Kur'an-ı Kerim'in dosdoğru ve tam bir kıvam üzere olduğu ve onun herhangi bir sapma ve eğrilikten kesinlikle beri bulunduğu zahir olacak ve o gibi kimseler üzerine bu gerçek doğacaktır. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in ahlakının itidali, düzgünlük ve istikamette onun ahlakının Kur'an'la nasıl birebir aynı ve ona nasıl uygun olduğunu da böylesi kimselere zahir olacaktır. Zira Kur'an Allah katından onun sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine doğuştan sahip olduğu kabiliyetleri gereği ve onun hak ve hakikat yolunda yürüyen ve yürüten bütün peygamberlerin mertebelerini cami ve şamil olan mertebesine münasip bir biçimde indirilmiştir. O halde Hazreti Peygamber'in mertebesi bütün mertebelerin başlangıcına teşkil ettiği gibi nihayetini de oluşturur. İşte bu sebepledir ki peygamberlik ve dinin tebliği onunla kemale ermiş. Risalet ve teşri, yani ilahi hükümler koyma kapısı Hazreti Peygamber ile ve tenzil ve tebyin. Tebyin ilahi kitap indirme ve insanlara açıklama demek. İşi de Kur'an-ı Kerim ile mühürlenmiştir. Yine gerek Hazreti Peygamber'e ve gerekse ona inanan, onun izinden giden bütün müminler üzerine Allah'a hamd etmek, verdiği bu kadar büyük nimete, yani yakin ve irfan ehli ile yanlış ve azgınlık üzere yürüyenlerin arasını ayırt eden Kur'an nimetine karşı ona şükretme borcunu eda etmek vacip bir görevdir. Surenin Kur'an'ı indirdiği için Cenab-ı Hakk'a hamd ile başlaması Hazreti Peygamber'e ve ümmetine bu durumu öğretmek içindir demiş Abdülkadir Geylani Hazretleri Kaddesallahu sirruhu rahmetullahi aleyh. Cenab-ı Hak sureye yüce ve azim ismiyle şöyle buyurmaktadır, başlamaktadır. Bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olması yönüyle kulları arasında kerem ve lütfu ile seçip ayırdığı kuluna bizatihi tecelli eden Allah'ın adıyla başlar. Bu kulunu kemal derecelerine ulaştıran bir peygamber olarak göndermesi cihetiyle bütün kullarına karşı Rahman'dır. Yine o bu Habibinin irşadı sayesinde insanları vuslat menbaalarına ulaştırmada rahimdir. Bütün övgüleri
bütün güzel vasıfları şamil olan hamd Allah içindir. Yani her türlü kemal mertebesine sahip ve bütün övgü şükür ve hamdlere, gerek zatı ve gerekse sıfatları itibariyle müstahak olan zat gerçekten de layıktır. O kuluna kitabı indirmiştir. Sadakallahu lezim. Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'la olan sohbetinin ledün ilmiyle alakalı olduğu da bizim Kehf suresinden kesinlikle öğrenmemiz gereken çok işin hakikati, özü noktasında öğütler verdiğine inanıyorum. Bu konuyla ilgili büyüklerimizden, kültür faaliyetleri gösteren arkadaşlarımızdan bu konuyla ilgili de çalışma yapmaları ümmeti Muhammed'e, en azından bize faydalı olacağına inanıyorum. Kur'an'a ve Resulullah'a bakış açımızın çok daha derinden olması gerektiğine ben inanıyorum. Ortada geçen bir peygamber hayatının da özellikleri, onun vasıflarıyla alakalı, ahlakıyla ilgili hadisenin kesinlikle yeterli olmadığına, kesinlikle yeterli olmadığına inanıyorum. Son olarak bunu kendi okuduğum eserden, Futuhat-ı Mekkiye'den bir sözle delillendirip bitirmek istiyorum. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin, inşallah burada bulunanlar sevdikleriyle beraber ona komşu olurlar. Bizi de Allah eksik etmesin. Hak Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz'e artık yüzünü halka dön demesi ayeti kerimede bu ona çok ağır geldi buyuruyor. Ya dedim, Allah Allah, bu niye ağır geldi bunu? Anlayamadım. Ben şahsım adına söylüyorum, sizi tenzih ederim. Sonradan bu ayet okuduktan kafama takılmıştı. Birkaç sene sonra Futuhat-ı Mekki'ye nasip oldu. Burada da tesadüfen bu konuya denk geldi. Bu kitapta, bu eserde şöyle buyuruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hepimizin bildiği gibi, ya bu ilmin içinde az çok bulunanlar, Rabbül Alemin Hazretlerinin ilk olarak bir nur yarattığı, bu nurun adını Muhammed koyduğu veyahut Ahmet koyduğu ve bu nurla sohbet ettiği, bu nurla da bütün alemleri yarattığını biliyoruz. Yaratılışından dünyaya gönderilişine kadar yüzü direkt Hakk'ın, zatın bizzat kendisine çevrili olan, yüzü derken geniş anlamda tabii, yani her haliyle, manasıyla, duygularıyla, artık siz bunu kendi bilginizle zenginleştirin. Sonra yeryüzünde peygamberlik görevi kendisine verildiğinde yüzünü halka dön. Bizim meallerde farklı geçer. Sağ olsun meal yazarlarımız bu konuda çok güzel sözcükleri, güzel şey yapıyorlar, örtülüyorlar, perdeliyorlar. Bir tane harf koyuyor oraya cümlenin içine, mana değişiyor iki dakikada. Ben bunları da Fususül Hikem'de, sizler de bilirsiniz, mesela Fususül Hikem'de verilen mealle özellikle tavsiye ederim. Abese suresindeki meal Fususül Hikem'de var. Abese suresindeki meali alın elinize. Bir de bizim Türkiye standartlarında bulunan meale bakın. Arada acayip bir fark göreceksiniz. Halka yüzünü dön dediğinde Resulullah Efendimiz'e bunun çok ağır gelmesinin açıklaması şuymuş. Direkt Hak Teala'ya, Zat-ı Zülcelal'e her yönüyle dönük olan sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevi nedeniyle yüzünü halka dönmesi. Ya ben şimdi burada bir şey hissediyorum, bunu kelimeye dökmeye çalışmak istiyorum ama dökemiyorum. Ya Allah'ın merhametine bakar mısın? Yani en sevdiği, kıymetli, en sevdiği kulunu, ya siz dünyada en çok neyi seviyorsunuz? Ben oğlumu seviyorum. Ya ben bunu sevmediklerimin
ya da sevdiklerimle beraber hiç sevmediklerimin arasına en sevdiğimi yollamam usta. Yüzünü benden çevir, onlarla ilgilen demem. Bunu dememin sebebi onun rahmetini, bize olan rahmetini, merhametini biraz daha hislendirmek, hissiyatlandırmak için söylüyorum. En sevdiği kuluna, Habibim dediği kula yüzünü benden çevir, halka dön demesinin sebebi o kullarına olan rahmetidir. Ve bu durum Resulullah Efendimiz'e çok ağır geliyor. Hak'tan yüzünü çevirip onun muhabbetinden ayrı kalacağım endişesi ya da düşüncesi benim deyimimle o endişeye kapılmaktan beridir diyorum sallallahu aleyhi ve sellemin. O sebeple bizim peygamberimizi yeniden tanıyıp benim bakış açımla itikat olarak değil bilgi olarak önce bir müşrik olmam gerektiğine inanıyorum. Bu dine o Resulullah'a bir müşrik gözüyle bakmam gerektiğine inanıyorum. Yani en sapık insanların arasına gidip onların bakış açısıyla, itikadi olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmaz. Onların penceresinden Resulullah'a bakmam gerekiyor. Buradan anladım ki ben hayvan olmadan insan olamayacağım. Onun için biri çıksın da Allah rızası için bize insanlığımızı göstersin. İnsanlığın vasıfları Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş. Bir insan var, bir de hayvan var. Bizi bu sıfatlardan arındırıp insanlık mertebesine çıkaracak büyüklerimize ihtiyacımız var. Bize bu Kur'an'ı daha güzel, Resulullah Efendimiz'i daha güzel, onun hadislerini, onun sünnet-i seniyesini yaşayabilecek kuvvetli sözcükler istiyoruz. Ben bir misvak kullanmaya üşeniyorum abi. Ama ben bunu kullanmayı da çok istiyorum. Bunun bana ne yarar getireceğini de öğrenmek istiyorum. Artık şu günahtır, şu sevaptır demeleri bir kenara bırakmamız gerektiğine inanıyorum. Şunun şu faydası var, bunun bu zararı var denmesi gerektiğine inanıyorum. Bizi uyutmayın artık. Bize doğru bilgiyi verin. Ben evimin içine sağ ayakla girersem ne olur, sol ayakla çıkarsam ne olur bunu bilmek istiyorum. Ya ben abdestsiz sokakta gezmemem gerektiğini öğrenmek istiyorum. Ya bunu bilgi olarak biliyorum, bunu ben şuur olarak bilmiyorum, bana ne fayda vereceğini bilmiyorum. Bununla ilgili yaşadığım kısa bir konuyu anlatıyorum, bitiriyorum. Ben Üsküdar Belediyesi'nin semt konağında görev yaparım. Maaşlı çalışan işçisiyim. 6 senedir belediyedeyim. Aldığım maaş 1600 lira. 6 senedir hep düşünürüm. Derim ki ya Allah zekatı emreder. Ben yaşadığımı söylüyorum. Bunun aksini bana en kral profesör söylese yalanlarım onu. Yaşadım kardeş. Ben onun bir ayetini vücudumda yaşadım, gördüm, inandım. Ben böyle inanmak istiyorum. Kafama takılan şuydu. Sadaka var. Zekat farz. Ayette bir de şu geçiyor. Kazandığınız mallarda yoksulun hakkını verin. Ya ben bunu düşündüm. Dedim ki usta ben her zaman bir şey kazanabiliyorum. Ya bazen ne bileyim atıyorum. Ya ben bunu kafamda böyle şekillendiriyorum. Sen daha dar bir pencerede şekillendir. Ben bakkaldan bir limon bile aldığımda bunu bana Allah nasip etti. Ben bunu kazandım gözüyle bakarım. Kaç lira verdim ben bu limona? 50 kuruş mu? Abi giderim bir kuruş fakirin hakkını vermem gerektiğine inanıyorum. Dedim ki Mustafa, senede bir zekatla kendini kandırma oğlum. Bak kazandığın mallarda yoksulun hakkı varmış. Sen şu maaştan zekatı baz alarak 1/40 bir hak ver bakalım. Bak ben size yemin ediyorum. Aha şurada Kur'an-ı Kerim var. Şu Kur'an şahit olsun. Şu andan itibaren söyleyeceğim kısa cümleye ne bir tane ekleyeceğim, abartacağım ne de eksilteceğim. Usta ben bir kere bile kazandığım maaşın 1/40 zekat olarak hiç vermedim. Bir kere verdim ama. Ama o ana kadar maaş zamanına 10 gün kala, 13 gün kala benim cebimde kuruş kalmaz. Ya eşimden alırım, ya arkadaşımdan borç alırım.
bu sözüme vallahi billahi tallahi diyerek perçinliyorum. Ben bu zekatı vermek bana nasip oldu 1/40. Ya abi o maaş bitmedi be. Vallahi bitmedi. Ben bunu öğrendim mi? Çok güzel bir şey nasip oldu bana. Ama ben gene hata yapıyorum abi. Ben gene vermiyorum. Ben gene 10 gün kalıp kuruşsuz kalıyorum. Bunu söylememin sebebi şuydu. Bir şeyi şuurlu olarak yaparsak bu hepimize faydalı olur. Şuna da emin olun. Ben sizi, şurada tanıdığım arkadaşları, vallahi hepinizi seviyorum. Benim için siz evdeki o 45 yıllık kardeşim Mahmut'tan, 45 yıllık abim Ahmet'ten hiçbirinizin bir farkı yok. Onun için burada çıktım böyle kendimce ahkam kesiyor desem inandığım olaylara yalancı düşmüş olurum. Kendime göre ahkam kesmiyorum. Onun için burada böyle rahat rahat konuşup anlatma cesaretini burada buldum. Bu cesareti de siz verdiniz bana. Onun için ben dedim ki el ele tutuşalım sohbetlerimizde. Verdiğimiz buradaki konferanslarda. Tarzınız ne olursa olsun, kültürel faaliyetleriniz ne olursa olsun, kültürel bilinçlenme ve bilinçlendirme etkinlikleriniz ne olursa olsun, bunların arasından ne olur hakka dair bir iki cümle de sarf edin. Ben anlamayabilirim, sen anlamayabilirsin, sana komik gelebilir, buna komik gelebilir, öbürü dalga geçebilir. Ama ötelerin ötesinde hiç adınız cismini suretini bilmediğin birinde rastgele açar, izler değil mi? Öyle bir tecelli eder ki onda. Ya Cübbeli Ahmet Efendi'nin bir şeyini dinledim ben. Bu beni çok sevindirmişti. Selam olsun ona da. İyi bir hocadır. İyi bir alimdir. Adamın bir tanesi yıllarca hacılara su taşımış. Vefat etmiş. Büyüklerden bir tanesi bunu rüyasında cennette görmüş usta. Bir de bakmış ki keşke saraylar içinde. Mis, lebider ya ortamı. Demiş ki vay demiş be yıllarca demiş acılara su taşıdın da bak Rabbim seni nasıl mükafatlandırdı. Yok be dedi ya ne acılara su taşımasından ben dedi hiçbir şey kazanmadım. Zerre bir şey gelmedi. Bir gün dedi derenin kenarında oturuyorum. Elimi dedi derenin kenarına koydum şöyle bir serinliyorum. Tam dedi kalkacağım sıra dedi bir tane sineği gördüm dedi parmağımın ucunda su içiyor orada. Onun dedi rahatını bozmamak için o sudan nasiplensin diye elimi oynatmadım. Buradan dedi kazanmışım dedi cenneti. Ya usta bırak da Allah cenneti nereye koyacağına Allah karar versin. Sen bunu sınırlandırma kafanda ben şuna faydalı olacağım bana şöyle süper diyecekler bana böyle şahane anlattı diyecekleri geç. Hiç kimse de tesir etmezsin. Ağzından kuş tutsan, kelimeleri 10 numara mükemmel dizaynda çıkartsan, şu kalbinde konuyla ilgili haktan sapmada bir damla eğrilik varsa, usta kusura bakma senin künyen kalplere gelir. Sen kocaman bir tıraşsın. Sen kocaman bir tıraş olmasaydın, şimdi ben buraya çıkıp konuşmazdım. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Aa buyur, bayılırım sorulara. Çok ağır olsun. Meğerle ilgili demin söylemiştiniz ya, onunla ilgili bir şey söyleyeyim, küçük bir şey. Ben de yeni öğrendiydim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim meğerlere baktığımız zaman bunun Türkçesini nasıl çeviriyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye çeviriyor. Elmanlı Hamdi Yazan'ın tefsirinde o buna itiraz ediyor. O bayağı uzun şekilde yazmış. Şimdi biz olanı Türkçe'de, olan kelimesini bir fiil, bir vasıf olarak kullanıyoruz şimdi. Ahmet'in mühendis olan oğlu. Daha önce mühendis değil, olan ona mühendislik daha sonradan eklenmiş bir vasıf olarak kullanıyoruz. Burada haşa şöyle bir anlam çıkıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elmalı buna itiraz ediyor. Haşa Allah daha önce Rahman ve Rahim değildi, sonradan mı oldu olan kelimesi? Bugün birçok meali İlk elimize alıp açtığımızda o hataya hepsi düşüyor. Hata mı yoksa art niyet mi bunu bilemiyorum. Ki piyasada Elmalı Hamdi Yazı'nın meali diye bir meal bulmuştum. Hemen değil sayfasını açtım baktım.
Elmalı'nın değil de Elmalı'nın tefsirinden derleyip meyan yaptığı. Sadeleştirmişler. Yani onu yapan kişi, yani Elmalı buna itiraz ediyor. Maalesef ona maruz kalıyor. Yani çeviren kişi de o şekilde çevirmiş. Sadeleştirmiş. Zaten benim dile getirmek istediğim konu buydu. Allah razı olsun. İyi bir konudan girdin. Ben de farklı bir şey uyandırdı bu. Şimdi Rahman ve Rahim olanın gene burada bir kelam kargaşası var. Ben mesela diyorum ki beni bu tip terimlere takma. Beni öyle bir yere tak ki onun Rahman ve Rahim olduğunu ben anlayayım. Anladın mı? Yani Rahman ve Rahim olan da tamam da şimdi ne alakası var diyorsun. Ama ayet olduğu için bu amennâ ve saddaknâ diyorsun. Yani körü körüne teslim oluyorsun. Şuur yok, bir şey yok. Adam Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman bunlar yaşanmış şeyler. Ayetleri kafamızda, itikadımızda biz kafa olarak, belki de nefis olarak, belki hak ettiği yere koyuyoruz. Ama düşüncede, fikirde, kalpte bunu hak ettiği yere zerre miskali koymuyoruz. Yani dilin söylediğiyle kalp birbirine ters düşüyor. Dil işte Allah her şeye kadirdir diyor. Örnek veriyorum. Kalp buraya oturmamış usta. Bu sefer dil kalbe dönüyor. Kalbe diyor ki ya diyor ben böyle dedim diyor. Ben diyor sadece onlara söyledim diyor. Onlarla alay edicilerim. Aslında diyor öyle demedim gibi bir sohbet başlıyor kalple dil arasında. Ya insan kendine şahittir. Adam oturduğu zaman 40 tane deveyle zor doyan bir adama besmele çektirdi. Bir yarım ekmekten adam karnını doyurdu kalktı. Ben 40 tane besmele çekiyorum abi iki tabaktan aşağı. İndiği yok. Şimdi besmelede mi kabahat var? Benim anlayışımda, itikadımda mı kabahat var? Sözcükleri geçeceğiz. Artık bu sözcüklerin, bu güzel kelamların içini doldurulması gerekiyor. Yine aynı bir hatayı biz Müslümanlar olarak Hazreti İsa'nın öldürülmediğini, göğe çıktığını biliyoruz. Yani biz bu şekilde biliyoruz. Ama birçok mealde Hazreti İsa'nın öldü lafzıyla, yani o ayet içerilmişler. Şimdi bir gayrimüslim gelip sorsa siz neye inandınız? Biz ölmediğini ama senin mealinde bak bu yazıyor. Yani bunlar bilinçli çevirmeler midir yoksa hatalar mıdır? Bilmiyorum. Birçok meal aslında sıkıntılı mı? Şöyle söyleyeyim. Ben onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu Hazreti İsa Aleyhisselam'ın usta doğumu neyse yükselişinde o nispette olacak. Zaten o Meryem validemizin hamileliği öyle çok kısa bir zamanda doğurmuş. Öyle 9 ay falan değil. Çok kısa bir zamanda İsa Aleyhisselam dünyaya teşrif ediyor. Ya çok kısa bir zaman. Futuhat-ı Mekke'den ben böyle okudum. Hazreti Fatma validemizin bir vefat şekli var. Acayip itikatta bir kapı açıyor bu. Cebrail aleyhisselam geliyor Fatma validemize. Pardon, estağfurullah, Azrail aleyhisselam. Ne iş için geldin? Ruhunu alacağım. Vermem diyor. Yalnız Hak Teala Hazretleri Azrail aleyhisselama diyor ki kesinlikle mülayim, münasip, çok hafif, nezih bir tavırla gideceksin. Kesinlikle onu yıpratmayacaksın. Üzmeyeceksin. Anlamlarını ifade eden bir emirle gönderiyor. Azrail aleyhisselam onun için eyvah ne yapacağım derken Fatma validemiz ya Rabbi beni yaratırken, dünyaya getirirken bir aracı vermedin. Ruhumu alırken bu aracı niye? Dediğinde Azrail aleyhisselam ne yapacağım, ne edeceğim derken bir de bakıyor ki Fatma validemizin ruhu çıkmış. Ya usta şimdi ölümü biz kendi düşüncelerimize ya da bize öğretilen bilgiler nispetinde biz anlıyoruz. Ölümün türlü türlü çeşitleri var. Benim de çene maşallah bu akşam fena düştü. İyi ki de konuşmayacaktık ha. Ağzına sağlık.